Bu ne manyak adam ya? Vallahi adama can emanet edilmez. Bayağı öldürecekti yani. Ben iki kolluyla gidecektim biraz daha. Anneciğim. Kalsaydım onunla. Sağ ol. Rica ederim. Sağ ol teşekkür ederim. Nasıl şey? Deli ya. Ay. Aa, deli ya. Dur, geçeyim de. Unuttum vallahi, şey yapamadım ki. Ay. Evet. Ha, anneciğim ha. Ay bu ayaktan çektiğim. Adam öldürecekti beni. Bildiğin öldürecekti yani. Bir de basıyor, çek diyorum, çek diyor. Ben nereyi, nereyi çekeyim, nereyi çekeyim? Ya anne hani Samet aslında o kadar kötü çocuk değil ya. Tamam böyle belki biraz sakar falan ama bence sen kendi kendine dolduruyorsun biraz ya. Bence sen de biraz fazla ısrar ediyorsun Kurtuluş. Onu savunmaya devam edersen de eğer nerede yatacağını biliyorsun değil mi? Böyle hani. Tamam anneciğim, sustum ben. Anne, bugün eniştemin bu proje lansmanı falan nasıl geçmiş ha? Yattı o tasarım masarım. Hiçbir şey olmadı. Toplantı iptal edildi. Erol lak diye bayılıverdi. Aa, ne diyorsun anne, nasıl olmuş? Numara olmasın? Yok numara falan değil kızım, bildiğin zehirlenmiş işte. Yemin ediyorum üzüldüm bak şimdi ya. Hani böyle bir de Erol böyle hani yediğine içtiğine dikkat eden çocuktur yani, ne bileyim. Filiz olsa anlayacağım da Erol anlamadım vallahi. Ya Kurtuluş vallahi yemin ediyorum sokakta yatmaya niyetlisin ha vallahi. Ne diyorum ben şimdi, anlamıyorum ne? Anneciğim nasılmış bari şimdi, iyi miymiş? Aman iyi, kötüye bir şey olmaz, kötüler ölmez. Abla biz de Filiz'i arayalım da bir geçmiş olsun diyelim, arkadaşımız sonuçta. Ay evet ablacığım, evet doğru söylüyorsun. Nerede şu çorabın ya? Şey, ha bakıştınız mı? Yeterince bakıştınız mı kendi aranızda? Ha? İhale kime kaldı? Çok merak ediyorum doğrusu. Anne. Bak belli oldu. Memnun oldum. Yarışmacılara başarılar dilerim. Hoş bulduk anneciğim. Oy. Bu öldürür adamı, kuyudan su çeker gibi. Söylesene kızı. Anne, bugün dükkana Müge geldi. Hani Lale'nin dershaneden arkadaşı, hatırladın mı? Niye hatırlamayayım? Evet, bu kadar mı? Ha, yok anneciğim şey, 20.000 öğretmen atanacakmış da. İkinci tercih dönemi başlamış. Müge dedi ki ben tercihimi yaptım. Lale de bir an önce tercihini yapsın. Zaten KPSS'den de çok yüksek puan aldı. Kesin var ya bu puanla atanır dedi. Gerçekten mi? Ay. Ay. Manyak, bunu söylemeye mi çekiniyorsun bana? Ay. Çok güzel işte, bak nihayet, nihayet oldu. Lale ne dedi? Hemen arayalım Lale. Yok anneciğim, aramasan biz onunla konuşmadık. Önce sana söyleyelim istedik. Niye aramıyorsunuz? Anneciğim, yani hani belki bana düşmez ama... biz size böyle söylemeden önce kendi aramızda bir konuştuk. Yani eğer bunu Lale'ye söylersek... Onur bacanamla böyle arası bozulur, hani yuvası yıkılır diye endişe ettik açıkçası. Yani ne bileyim. Kurtuluş hakikaten sana düşmezmiş ha. Sen kafanı yorma bu işlere, tamam mı? Ya anne, aslında enişten doğru söylüyor galiba. Söylemeyelim bence de. Yani ablamın işe mi ihtiyacı var? Baksan gül gibi geçinip gidiyor. Değil mi? Sen eğer milyarder bir koca bulursan aynen öyle yap. Biz nasıl kaç yıl didindik, çabaladık. Kız bir yandan çalıştı, ben bir yandan uğraştım. Ona parayı yetiştirmeye çalıştım. O emek emek gecelerini sabahlara kattı, çalıştı. Aa, ne gerek var ama nasıl olsa zengin bir kocası var değil mi? Aynen sen öyle yaparsın. Bunu Lale'ye söyleyeceğiz. Onun adına karar vermek hiçbirinize düşmez, tamam mı? İster atanır, ister kabul eder, ister etmez, evinde oturmayı tercih eder. Onun kararı. Şunlara bak. Gideceğiz, sen yaptın. Bak, ben sana ne dedim? Duyar duymaz Lale'ye söyler demedim mi annem? Yemin ediyorum annemi sizden daha iyi tanıyorum ya. Fikret. Hı. Ya tabii ben... esasen Erol'un bayılmasına çok üzüldüm tabii de. Yani bir yandan da şeyi düşünmeden edemiyorum. Acaba Erol bayılmasaydı Pelazo ne söyleyecekti? Aşk olsun Yıldız, ne söyleyecekti? Projeyle ilgili Onur'u tebrik edecekti.
Ay gerçekten sen etrafında olan bitenden hiç haberdar değilsin Fikret. Ama ben sana basen ölçüsü sorsam şıpıdanık bilirsin. Kesin Onur ve Lale ile ilgili bir şey söyleyecekti. Kesin. Yoksa mirası mı açıklayacaktı? İşte bak kendine gelmeye başladın Fikret, evet. Mirasla ilgili konuşacaktı o, evet. Ne yapacağız Fikret? Yani çünkü bu Pelin su gittikçe daha tehlikeli olmaya başladı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne konuşuyordunuz? Neyi ne yapacaksınız Yıldız? Şeyden konuşuyorduk biz de, Emir'in Nevredin'den konuşuyorduk onu ne yapacağız diye. Ya Yıldız, ya telaşeden soramadım. Haber verme işi tamam değil mi? Herkese haber verildi. Tabii anneciğim. Bütün hazırlıklar tamam, her şeyi hallettik. İyi, Betül'e de haber verdiniz tabii. Ben ona haber vermeyi unutmuşum. Anneciğim, ne olur bu sefer aramasak, gelmese pıt ortalığı şey yap, karıştırmaz. Olur mu Yıldız? Bir gün huzurlu olsaydım. Olmaz kızım, olur mu öyle şey? Çağıracağız mecburen. Hadi bakalım. Anneciğim. Ha. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım işte. Ay. Mevlüt için hazırladığım şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Bak bunlar o kadar uygun fiyata yaptırdım ki. Aa. Ay anne, vallahi çok güzel görünüyor ha. İncili incili görüyor musun? Ay Lale kesin bayılacak bunlara. Ah ah Gülşah. Büyüyecek, nişanlanacak, evlenecek, çocuğu olacak artık biz. Ay. Ay anne deme. Ay Allah'ım inşallah o günleri görmeyi nasip eder. Göstermez mi kızım? Gözümüzü bir açacağız, kapayacağız, bakacağız ki hoho. Hayat. Anne aradın mı Lale'yi, ne dedi? Ay kesin çok sevinmiştir. Yok aramadım. Şu işlerimi halledeyim ondan sonra arayacağım ama kesin. Ama böyle içimde bir his var. Yani Lale kendi emeklerini de benim emeklerimi de sanki boşa çıkarmayacak gibi. O zaman da dünyalar benim olacak. Ay anne vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de bu sefer inanıyorum atanacağına. Kesin vallahi. İnşallah atansın yavrum, çok çalıştı çok. Ne zaman aramayı düşünüyorsun peki? Sonra arayacağım işte, şu işlerimi halledeyim hemen ararım. Hı. Anne yani bence de ara tabii, konuş. Bilmek en doğal hakkı nihayetinde. Ama diyorum bunu Mevlüt'ten sonraya mı bıraksana? Yani şimdi bunların bir tadı kaçmasın ha? Değil mi? Vay be. Bizim için müjde olan başkasının keyfini kaçırıyor değil mi? Tadını kaçırıyor. İyi öyle yaparım kızım. Her şey bittikten sonra yaparız. Oğlum. Ay. Efendim Enticim. Betül. Nasılsın Betül? Nasıl olalım canım benim, oğluşumla ilgileniyoruz işte maaile. Ah yazık. Ay nasıl oldu o, iyi mi şu an? Çok şükür. Çok şükür. Şimdi çok iyi. Ah çok üzüldük. Ah çok üzüldük. Yazık ona. Yazık. Hay bu arada yarın Emir'imin Mevlüt'ü için bizdeyiz. Bizim evde organize ediyoruz. Seni de bekleriz tabii. Yoğun programından vakit bulabilirsen Betül'cüğüm. Bu aralar pek yoğunsun. Lansmanda da göremedik seni. Merak ettik çok seni. Ha gerçi... Ortalık karıştırmayı da pek seversin. Kaçıracağını da zannetmiyorum bir yandan. Ay, Mevlüt yarın mıydı? Tüh. Şimdi benim yarın çok önemli bir işim var. Çok müsait değilim yani ama çabalarım. Gelebilirsem gelirim tatlım, olur mu? Aa. Peki Betül'cüğüm. Hoşça kal. Ne karıştırıyor bu? Vallahi delireceğim, ne yapıyor olabilir bu? Senin yarın ne işin var Betül? Hiçbir işim yok Şadi. Canım gitmek istemiyor, o yüzden öyle dedim. Oğluşumla ilgileneceğim ben. Yavrum. Oğlum. Erol'cum çay iyi geldi mi çay? Gelmez mi karım? Senin elinden zehir olsa iyi gelmez mi? Çayı ben yapmadım ki ya, Seher yaptı. Allah Allah ya. Demek ki senin yüzüne bakarak içilen çay sanki sen demlemişçesin gibicesine. Oğlum. İyisin değil mi sen?
Bir ağrım falan yok değil mi? İyiyim be karıcığım. Ne olsun, insan karısının yanında iyi olmasın da ne olsun. Babanla konuşurken babana baksana. Aa, bir an bile ayırabilir miyim şu şaheserden gözümü acaba? Bir an bile kaybedebilir miyim şu güzelliği? Allah'ım, anacık, babacık. Şuna bir bakın, şu güzelliğe bir bakın. Yemin ediyorum mutluluğun resmi şu surat. Yemin ediyorum başyapıt. Oğlum iyi misin sen? Oğlum. Bu çocuk hastalandıktan sonra çok duygusallaştı. Acil konuşmamız lazım. Ay ben bir su alayım kendime. Ne yetti mi artık ya? Yetti mi bu aradaki bu duygusallık? Ök geldi yani. Yorulduk zaten, hadi yatalım gidelim biz baba vallahi. Vallahi yatak odasına gelirim ama uyumam. Senin uyuyuşunu izleyeceğim sabaha kadar. Hafiften gidiyoruz galiba. Kafadan gidiyor gibi hissediyorum biraz. Hadi biz yattık baba. Hadi iyi geceler kızım. Efendim, efendim Pelin Su. Alo Betül teyze. Ya neredesin ya? Kaç saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. İnsan bir arar değil mi? Ay tatlım ben arayamıyorum. Ben arayamıyorum. Ben bu evde bir dakika tek başıma kalamıyorum ki. Betül teyze hemen görüşmemiz lazım. Hemen. Hemen mi? Olmaz. Olmaz tatlım, bu saatte ben nasıl çekeyim yani? Olmaz. Ya benim kocamın gözü her an üzerimde. Tamam Betül teyze, tamam. Ben anladım. Lütfen. Lütfen yapma böyle. Bak sen benim durumumu biliyorsun ama. Hayır ben de seninle görüşmeyi hakikaten çok istiyorum. Lütfen yapma böyle canım. Bak bizim mutlu günlerimiz artık çok yakın. Benim artık hiç umudum kalmadı Betül teyze. Canım benim şu anda kapatmam lazım. Seni yarın ararım ve buluşuruz, tamam mı? Tamam. Kimle konuşuyordun sen Betül? Ay Şadir'im, Pelin Su arıyor. Bana diyor ki bu saatten de hadi diyor çık dışarı da diyor bir buluşalım diyor. Ay olmaz diyorum yani, ben artık fitne, fesat, entrika bütün bunları bıraktım. Lütfen diyorum, ben kocama söz verdim diyorum ama anlamıyor ya. Aman tamam neyse, boş verelim bunları. Hadi yatalım biz tatlım. Yo. Yo böyle bu kadar göstere göstere yapıyor olamaz. Hayır. Hayır. Aşkım Emir uyudu mu? Uyudu canım. Ya dadayı ne yaptınız merak ettim. Ya Onur, tanıştık. Çok tatlı bir kadın. Ben çok sevdim. Tanınca sen de çok seveceksin. İyi bari sevindim. Ben de aşkım bir haftadır çok yoğundum yani, sizinle ilgilenemedim. Ama tanışmak istiyorum en kısa zamanda. Evet evet, en kısa zamanda tanışırsın. Onur, bu gece erken yatarız değil mi? Yoruldun mu sen? Evet çok. Ben hemen karımın yorgunluğunu alırım. Nasıl? Ay Onur, masaj mı yapacaksın? Ne zamandır yapmıyorsun ya? Masaj da yaparım. Ama sürprizim başka tabii. Ne? Sürpriz ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Şu an jacuzzi'nin içi sıcak suyla dolu. Her tarafta da mumlar var. Ya Onur, sen harikasın. Şimdi benim karım böyle güzelce uzansın, bir dinlensin, keyif yapsın. Sen de yorgun değil misin? Keyif yapardın yani, dinlenirdin. Çok yorgunum. Çok mu? İyi. Gidelim o zaman. Gidelim mi? Gidelim. Madem yorgunsun. Ay Onur. Sen şimdi yürü be. Bağırma bebek, uyan yat. Tamam. Hadi gel anne. Gidelim anne. Gel aşkım. Gidelim anne. Gel. Verelim mi öpücük? Gel. Aha, gel. Ay aşkım benim. Oh. 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 Babayı da öpücük. Oh. Koçum benim. Koçum, koçum. Aşkım ya. Ha. Her geçen gün siması daha bir değişmiyor mu? Evet ya. Hayır yani bayağı bir bana benzemeye başladı, baksana. Yok ya, bence bana benziyor. Yani tamam, senden de benden de bir şeyler alıyor tabii de. Şöyle bir detaylı bak. Bak mesela bak. Gözler, burun, dudak falan. Aynı babası. Aynı babası. Geriye ne kaldı zaten Onur?
geriye ne kaldı biliyor musun? Şuna bak. Şu tatlı yanaklar kaldı geriye. Ay evet, yanaklar aynı ben ya. Aynı annesi gibi. Aşkım. Aynı annesi gibi tatlı bu. Ben dayanamayacağım, dur. Bir şey göstereceğim sana. Ne gösterecek misin anne bize? Ta 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 tam, mevlid kıyafeti. Ya baksana onları ya. Aşkım şuna bak ya, damat oluyor benim oğlum. Aa, ne kadar güzelmiş o. Ne kadar güzelmiş o smokin. Benim oğlum çok da güzel taşırmış onu. Değil mi annesi? Aynen öyle, benim kavalyem olacak mevlid kıyafeti. Çok güzel. Şuna bak. Şu papyonun tatlılığına bir bak ya. Bak buna. Hadi hazırlanın mı, süslenin mi aşkım? Anne giydirsin mi seni? Hadi. Anne giydirsin mi? Ha? Aşkım o zaman ben sizi bırakayım. Hem bizimkileri de görmüş olurum. Tamam, ben bir Hikmet Hanım arayacağım. Bir ilgilensene Emre. Tamam. Efendim Laleciğim. Hikmet Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim kızım, sen nasılsın? İyiyim. Ya akrabanız rahatsızlanmış, her şey yolunda mı? İyi mi şu an? Ah çok iyi canım. Çıktı hastaneden, evinde dinleniyor. Anladım. Peki bugün gelebilecek misiniz? Tabii geleceğim. Tamam, Emir'in mevlidi var da şey, annemlere gideceğiz. Oraya gelirsiniz olur mu? Ben size adresi gönderirim. Tabii Laleciğim, sen ver bana, ben oraya geleyim. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay harika bir gün beni bekliyor. Hadi bakalım başlasın şimdi bu değişim. Ay, çok heyecanlıyım. Ay. Bunun kenarlarını yapabildim de bu işte arada kaldı. Asıl sen buna bak, 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 bak. Ay bak, bak. Nasıl? Ay anneciğim, Lale bunları görünce var ya çok sevinecek ha. Bayılacak değil mi? Zaten Mora hiç dayanamaz o. Ama tabii yine onun kayınvalidesi böyle böyle bakacak üstten üste. Allah'tan İsmet Hanım var da onun yanında pek bir şey yapamıyor farkındaysan. Ay anne sorma valla. Ay valla yatsın kalksın sana dua etsin ha. Sayende iki örf adet ne onu öğreniyor yani. İyi ki de senin gibi dünürü var. Aman o kıymetini bilmez ki Allah aşkına. Ona ne öğreteceğim ben? Bak şimdi gör. Allah ne görgüsüzlükler yapacak. Artık ne savuracak o paraları. Nasıl göstere göstere gözümüze sokacak. Ama olsun, ben bu organizasyonu ona hediye ettim. Güle güle harcasın. Anne ya hakikaten sen nasıl oldu da yani bu mevlid organizasyonunu ona verdin? Hakikaten ha. Vallahi bir hayır işlemek geldi içimden. Başımın gözümün sadakası dedim verdim. çünkü? Çünkü? Sünnet benim. Anne, ay anne sen çok fenasın. Ay fena mıyım? Ay fena değilim, hayır. Ben ileriye yatırım yapan bir prodüktörüm. Ay annem ya. Şimdiden plan yapalım, ne olur ne olmaz. Babacığım. Kız bir dur. Allah Allah. Babacığım dön bakayım. Gülşah. Giy bakayım şunu. Babacığım hadi uyan ya. Allah Allah. Kız bak kahvaltımızı ettik. Üstümüzü giydik. Okula gideceğiz. Hala uyuyorsun sen. İşte hadi uyan Gülşah. Hadi babacığım. Dün gece uyumadım da o yüzden baba. Allah Allah. Sen niye uyumadın bakayım dün gece? Tabii ki senin horlamandan. Hadi ya. Annem nasıl çekiyor da senin horlamanı? Vallahi hiç farkında değilim babacığım. Ne yapayım yani, horluyum demek ki. Uyuyor olduğundan olabilir mi babacığım? Olabilir babacığım. Ne yapayım yani, uyurken fark etmiyorum demek ki. Ya! Anne Nergis. Nergis! Aa teyzem mi bağırdı baba? Olabilir babacığım. Gel bakayım be. Babacığım ne oldu? Ne oldu? Sel mi bastı? Yangın mı çıktı? Ay. Yok anne, su döküldü de kaynar su döküldü, yandım. Bu kupkuru be. Ama bu saçmalıyor, ne yapıyor? Belki de şok geçiriyor. Buz koyun, buz. İşim var benim. Dolaplar. Dur bakayım şu buza bir şey yapayım ben orada. Günaydın. Günaydın Şadi Bey. Betül neredesin? Erkenden çıktı. Nereye gittiğini söyledi mi? Yok, bir şey söylemedi. Peki. Kaçırdım. Bu kadar erken nasıl gider? Yok yok yok, hayır. Hayır. Efendim Şadi. Abicim merhaba. Müsaitsen görüşelim mi bugün diyecektim.
Ya görüşelim tabii de senin sesin bir tuhaf geliyor. İyi misin Şadi? Yok abi. Yok. Görüşünce anlatırım zaten. Ben Filiz'i Mevlid'e bırakayım. Gelmişken seni de alırım. Olur değil mi? İyi tamam. Tamam bekliyorum. Hadi görüşün. Allah! Çok korktum. Şadi ne dedi? Neden sesi kötüydü? Betül'ün ne planlıyormuş, gene ne işler peşindeymiş? Vallahi bütün sorularına toptan cevap veriyorum. Bilmiyorum. Bak sakın benden bir şey gizleme Fikret. Bakıyorum hayatım. Bak sakın, sakın dedim. Sakın bir şey gizleme. Tamam hayatım, merak etme yani. Şimdi Şadi gelecek ya, beni alacak. Ben bütün o senin soruların hepsini sorarım. Hı. Cevaplarını alırım, sana getiririm. Tamam mı? Tamam. Bak sakın bir şey gizleme. Kafamı yardın karıcığım. Ama çok mesudum. Neden? Çünkü bütün gece seni izledim. Ya bir öteye gitsene bir. Şişt, bir yanaşma. Bir ötede durur musun? Kız nereye gideyim senin yanından? O kadar güzel uyuyorsun ki yemin ediyorum bakmalara, öpmelere doyamadım sabaha kadar. Ne diyorsun sen be? Sen benim uyumamdan hoşlanmazsın ki bir kere. Hani benim salyalarım akıyordu? Hani ben hor hor horluyordum? Aa, kim? Halt etmişim ben onu. Ben böyle uyumak görmedim. Sanat eseri gibi uyumak. Melek gibi uyuyorsun. Melekler korusun. Ateşin mi var senin? Ha? Sen iyi misin acaba? Evet, ateşlendim ben. Ateşli piliçim artık ben. Çok ateşliyim ben. Yanıyorum. Yanıyorum! Git Erol. Erol. Şurada az kalayım. Şurada az kalayım. Erol. İlişim şurada az kalayım. Erol. Ya! Şerife. Tamam değil mi kızım? Her şey hazır. Hazır İsmet Hanım. Hazır. Lale'ye aldığımız örtüyü de hani iğne oyalı örtüyü de hazırladın değil mi? O da hazır. Hediyeleri paketledim. Bir güzel de mavi kurdeleyle bağladım. Çok güzel oldu. Aferin. Evet evet o örtü zaten biliyorsunuz İpek anneciğim özel hazırlattık onu çok önceden. Tabii tabii iğne oyası o zaten. Ay ne yapsak yani böyle bir dışarıda hani hazırlamak gibi olmadı. Bir böyle bir gösterişsiz oldu. Ne yapsak olmuyor. Ne kadar süslesek yetmiyor yani. Yıldızcığım bu bebek Mevlid'i kızım. Böyle dışarıda yapsak ayıp olurdu. Neyse ben artık sünnet düğününde alırım hevesimi. 40 gün 40 gece düğün yaparım. Ne yapalım Mevlid böyle olsun anneciğim. Oh, merhabalar. Aa çıkıyor musun Fikret? Şadi'yi bekliyorum. Filiz'i bırakacak beni alacak. Yalnız Filiz'in söylediğine göre Betül'ün gelmeyeceği kesin. Galiba. Aa, Allah Allah. Şerife, tuzu, suyu, şekeri hazırlamayı unutma. Mevlüt sırasında hocanın önünde duracak. Hadi bir de mutfağa bakalım biz, hadi. Tamamdır. Fikret, bir yandan annemin Betül'e kızması çok hoşuma gidiyor. Bir yandan da Betül'ün böyle ortadan kaybolması, sessizliğe bürünmesi böyle bir tuhaf ediyor içimi, bir boşluk oluşuyor yani. Ne Betül'ü ne Betül'süz. Ne yapayım ben Fikret? Neyse. Hoca geldi mi hoca? Gelmedi Fikret. Ama bozma lütfen. Hadi sen git. Hadi Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Teyze, elin hala daha acıyor mu? Ay yok canım, iyiyim. Merak etme. Ablacığım o nasıl bağırmaktı öyle ya? Ya vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi yani. Ay abla ne yapayım, ne yapacağım şaşırdım heyecandan. Dur bir dakika, dur dur. Kurtuluş, bana bak bak bakayım annemin antenleri çıkmış. Bakayım bakayım. Ne? Yok yok tamam, dinleyen yok, rahatız. Kız bana bak, senden yemin ediyorum aktris de olur, yıldız da olur, oyuncu da olur ha. O nasıl oynamaktı be? Teyzem oyuncu mu olacak anne? Yok, yok anneciğim, yok baban şakacıktan öyle şey. Ne oyuncusu, ne alakası var? Hadi sen ne yap biliyor musun? Sen çık yukarı, biz de geliyoruz anneciğim. Hadi, hadi babacığım, hadi. Hadi. Tamam, tamam anne, çıkacağım. Ama ben bunları yemedim. Ama yemiş numarası yapıyorum. Hadi bay. Ne? Biz ne biçim çocuk yetiştiriyoruz böyle ya? Bu ne? İçine uzaylı kaçmış bunu. Acaba ben size demiyor muyum ya? Gülşah'ın yanında böyle konuşmayın diye.
Yani sanki çip takmışlar gibi her şeyi kaydediyor. Bana bakın, annem bunu olur da bir sorguya çekerse, vallahi bittiğimizin resmidir ha. Ay aman sakın, düşünsenize Gülşah'tan öğrendiğini, Allah korusun. Aman. Şşt. Ballız, ne oldu bakayım ha? Yoksa reklam işi oldu mu ha? Ne oldu? Hah, al işte. Akıllı fikri reklam filmi. Ne var ya? Ne demek ne var? Aa, tamam iyi. Hadi cevap ver. Vallahi ben de merak ettim ha. Abla, seçildim ya, seçildim. Ay, heyecanlı benim bayağı. Allah. Kızım ben biliyordum zaten. Senden başka kimi seçeceklerdi? Senden güzelini mi bulacaklar be? Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ne? Ne oldu? Ya abla yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim bugün görüşmeye gitmem lazım. Ne yapayım? Dur ya. Dur. Buluruz bir şey. Sakin ol. Buluruz. Buluruz değil mi? Getir kafanı bakayım. Yok. Bugün boş. Bulacağım. Sen hiç merak etme ablacığım. Ben. Tamam. Ben de geleyim kız, ben de geleyim. Ne olur hayatım, ben de geleyim. Allah'ınıza verse ben de geleyim. Ne olur. Bıraksana ya. Mevlid'e gideceğim diyorum. E tamam, benim ne zararım olacak sana Mevlid'de? Otururum köşede. Üç kulli bir elham okur dönerim. Erkekler geliyor mu Mevlid'e? Baba bir şey yapsanıza. Oğlum senin ne işin var Mevlid'de kadınların arasında ya? Gitsene sen şirkete hadi. Ben ne yapacağım şirkette? Bu Mevlid'e gidiyor. Ben ne yapacağım şirkette? Özlerim yemin ediyorum. Ben var olamıyorum karımsız. Varoluş problemi çekiyorum hayatım. Ay, vallahi aşk böceği gibi oldu bu. Yemin ediyorum. Vallahi böyle sümüklü böcek. Kozusundan çıkacak da böyle sevgi kelebeği olup uçacak yani. İnşallah. Olsun kızım olsun. Bak en azından aşka dair güzel cümleler kuruyor şu anda. Ama bana daral geldi. Vallahi annem hazırsa çıkalım yani. Baba bir de size zahmet olmayacaksa siz bırakın. Çünkü bu gözlerini benden ayırmadığı için yola falan bakamaz diye düşünüyorum. Annen yok evde kızım. Annenin bir işi varmış herhalde. Çıkmış kendisi. Aa, kaynanaya bak. Sabah sabah nereye çıkmış acaba? Ben de bilmiyorum kızım. Ben de bilmiyorum. İnanır mısınız baba? Ben de bilmiyorum yani. Bırak bir. Ben de geleyim. Tamam hadi yeter artık. Aa, kaç harcasına gider. Baba kurtar beni, ne olur ya. Hadi gel. Geliyorum, geliyorum. Tamam, dur. Erol'cum fenalık geldi. Şu kolumdan bir çıkamam. Ay, ayrı kalamıyorum. Ne yapayım? Hadi, hadi. Tamam, hadi bir dakika ayrı kalıyorum. Geldi. Ya kızlarım bana bu kadar yakın değil. Fenalık getirdin ya. Üf. Ay. Seher, babamı çağırır mısın Seher? Ben bir hava almaya gidiyorum. Gel, sultanım. Gel. Sen kal içeride. Kalır mıyım? Olur mu? Sensiz bir yere gider miyim? Aşkım hazır mıyız? Evet canım. Tamam ben de bir annemi arayayım, ihtiyacı var mıymış bir sorayım. Ben aradım. Yani bir şey ihtiyacınız var mı dedim. Ben bir tek torunumu istiyorum dedi. Benim düşünceli karım ya. O şimdi çok heyecanlanmıştır değil mi? Panikte yapmıştır. Ev sahibi ya aşkım, normal. E hadi bakalım. Aa. Günaydın Onur Bey. Günaydın Samet, nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler. Günaydın Emirciğim. Samet'ciğim hadi çıkalım. Önce bir dairleri annemlere bırakacağız. Oradan holdinge. Tamamdır Onur Bey. Hadi çantayı. Ben alayım onu. Hey, evet. Hadi aşkım. Çocuklar herkes hazır değil mi? Aha hazırız abi. Tamam. Sen ne duruyorsun öyle? Anneciğim şey, ben dün Emir için bir tane hediye ayırttım da onu alamadım. Bugün gidip alıp gelsem olur mu? Ne gerek var işte, hep beraber çıkıyoruz alırız. Ama Yıldız Hanımlara çok ters. O yüzden ben bekletmeyeyim, size alıp geleyim. Evet anneciğim ya, dur şimdi bak gitsin alsın. Ayrıca bak Yıldız Hanımlar var ya, ama arkamızdan laf ederler şimdi. Geç kaldık geç kaldık diye Yıldız Hanım'ın çilesini biliyorsun. Hiç ettirmeyelim. Kurtuluş bırakır değil mi Kurtuluş? Ha tabii ya, bırakırım ben starımı. Yıldız'ımı şey yaparım. Yıldız Hanım'a. Yıldız Hanım'a. Hadi çıkalım öyleyse. Geç kalma. Tamam anneciğim. Hadi. İyi, hadi. Hadi babacığım, hadi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.